Sen yaparsın Onur, sen kimse değilsin ama seni işten kovdum ben dün akşam. Tekrar ediyorum, hava gibi benim kölemdir. Mükemmelsin, gülüşlerin güzel, gözlerin güzel, Allah saçların... Allah Allah, kesin böbreğimi istiyorsun. Bak bir terapiste 2000 TL vermektense gel ablama anlat derdini. Herkese yeni bir vlogtan merhabalar. Güne başlıyoruz. Birazcık böyle yüzüm şiş, uykulu ve baş ağrım var. Yağmurlu bir İzmir mevsim. Hemen hava durumundan da kısaca bahsedelim girişimizde. Günlük vloglardayız. Bugün tam gün kafemizde, yoğun bir gün. Hem Süleyman'ın kontrolünü sağlayıp hem kafenin kontrolünü sağlamam gerekiyor. O yüzden birazcık böyle... cebelleşeceğimiz bir gün olacak diye tahmin ediyorum. Bir de Havanaginin 12 ile 3 arası arkadaşlarıyla buluşması varmış. 12 ile 2 diyelim, ben çok oturmam. Otur sıkıntı değil. Arkadaşlarıyla görüşmesi varmış, toplantısı. Ona gidecek. Toplantısı artık dedikodu saatim artık orasını bilemeyeceğim. Havanaginin artık bileceği iş. O yüzden ekstra zor. Süleyman şehir içi sevkiyatı ve birazcık zorlu birkaç işi daha var. O yüzden o da sürekli telefonla beni meşgul ediyor. Bilmiyorum nasıl geçecek artık. Bugün bakalım mesela. Vlog çekebileceğim mi? Bugün vlog çekeriz. Çekmek zorundayız. Good morning canlarım bu arada. Dünkü vlog çok komik olmuş. Hadi be. Süleyman çok... Ama oraya Aralık 1-2-3 diye yazmıyorsun sen. Yazayım mı? Yaz tabii. Kaçıncıdayız ben bilmiyorum. 4'müş herhalde. Çünkü bizi gün olarak biraz da takip etmiyoruz. Emoji olarak gözünü seveyim sayı belirlemeyelim. Ben bile zorlanıyorum takip etmekte. En son 4'leri gördüm ben yorumlarda. Bu 5 herhalde. Bu da şu çektiğimizde 6. İnşallah. Aralığında 8'indeyiz zaten. Bence gayet fit gidiyoruz yani. Bu da yarına yayına girecek. Bugün akşam, bu da yarına. Yani biraz zorlanıyorum her gün vlog çıkarmakta ama yapacak bir şey yok. Ben sana dedim ki ben her gün çekerim, sen editleyebilecek misin? Sen ben editliyorum ki... da Saime Hanımcığım video bitirip bir saat sonra yayına da sokamıyoruz yani. Sen de diyordun ki bana sen çek, o dedi abla tam tersi oluyor her şeyin, normalde böyle sen çekmiyorsun. Abla şu an hala anlamadın. Hayır, ha. Hiç umurumda değil. Nasıl ben sana bir gün önceden gidiyoruz ya normalde. Tamam. Sen dün dalavere yapıp 2 günü birleştirdiğin için ben şu an bir gün önceden gidemiyorum. Günlük gitmek zorundayım. Yo, bunu bitireceğim. Yarın sabah edeceksin. Akşama yine gireceğim. Tamam, yani o günlük yetiştirmek oluyor. O gün bir günün işin varsa onu yetiştirememiş oluyor. Yapacak bir şey yok. Sen bu sorumluluğu sana aldın havayı. Bir gün önceden gidiyorduk ama biz o sorumluluğu alırken. Bir gün öncesi istemiyordum ben. Hatta ben sen şöyle istiyorum. Akşam 12'de kapatayım. Sen hemen editle. Akşam 12'ye yetiştir onu. Abla onu kimse yapmaz. Sen yaparsın Onur. Sen kimse değilsin havayı. Bu arada seni işten kovdum ben dün akşam. Bir şey söyleyeyim mi? Bak hiç abartmıyorum. Ben vlog editleme bırakayım, sen YouTube video falan çekmezsin. Editlemekle uğraşmazsın. Karış, biz bu işi 4 yıldır yapıyoruz. Hadi sen varsın bakalım diye yapmıyoruz, anladın mı? İçini zaten ben yaptım. Sonuçta biz bu işi 4 yıldır yapıyoruz. Bırakırsın abla sen, ya da haftalık aylık falan editleyemezsin. Vay be. Sen günlük uğraşmazsın şununla. Vay be, vay be, vay be. Ben bir haftalık bir izin alayım da sen bir zorluğunu anla da beni böyle sıkıştırıp durma. Hiç yapacak bir şey yok kardeşim. İş iştir, çalışacaksın. Bu arada yorumlarda geçen günün videonun yorumlarında Havagi'ye bir destek çıkılmış arkadaşlar. Canlarım benim, canlarım. Bakın, tekrar ediyorum. Havagi benim kölemdir. Har vurup harman bak konuşamadım, savururum. Oh. İstediğim gibi kullanırım. Yerden yere vururum. Gerektiğinde överim, gerektiğinde söverim. Bilginiz olsun. Havagi'ye destek çıkılmayacak bundan sonra. Havagi'yi de işten kovdum. Bundan sonra videolarda ses de yoksun. Dün bana mesaj atmış işte yorumları, kendisiyle ilgili yorumlarla ilgili. Ben de dedim ki kovuldun. İkisi de alta denk gelmiş. Bir gün sadeciyim, bir de Ersinciyim yani. Böyle olmaz. Hayır. Hayır olamaz. Abi dünkü videoda ne söylenmişim. Hadi be. Bugün akşam yayına girecek olan. Abi kendimden soğudum dedim. Bu kadar da söylenilmez hava dedim ya. Alış yani, beni anla. Sürekli hep gergin ve söylenen ve sürekli memnuniyetsizsin. Sürekli deme abla. Beni sinir ettiğiniz zamanlarda lütfen. Sen 7-24 sinirlisin. 7-24 sinirlisin. Ben sinirli bir insan değilim. Çok sinirli ve agresif bir insansın. Kendini mi karıştırıyorsun? Yok abi, ben çok enerjik ve saçma. Ne? Ben durduk yere twerk çeken bir insanı benden de beklemirsin. Sen sürekli gergin, streslisin ya. Abi çünkü bana sürekli gergin durumlara sokuyorsunuz. Ben arkadaşlarımla hiç böyle değilim. Çok mutluyum. Gerginliğin bize yani. Yani ortanca çocuk olmanın sıkıntıları diyelim. Sürekli bir şeyleri benden bekliyorsunuz. Ben de gergin oluyorum istemsizce. Yapacak bir şey yapmayacağım da geç. Gergin olacağına bize bu kadar... Yapmayacağım deyince de trip atılıyor. Mecbur yapmak zorunda kalıyoruz. Sonra da trip atıyoruz diye bize sıkıntı çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Ama yine naz. Yine yaranılamadı. Ortanca çocuk değil misin? Hiçbir şeyden memnun olmazsın zaten. Videomuzun girişine hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni vlogumuz, yeni günümüz. Kendinize iyi bakın. Birazdan kahve içerken tekrar görüşeceğiz. Şimdi birkaç işimiz var. Seslendirme işlerimiz. Onları yapmamız lazım. Bye. Tam bir sinema çekim yapmıyor desene. Teşekkür ederim. Ben de tam bir sinema pozu verdim. Ne kadar güzel bir gün. Ne kadar güzel bir abla. Ne kadar güzel bir tatlı bir insan. Ne kadar güzel bir kazan var. Ne kadar güzelsin bugün. Borç para mı istiyorsun ne? Kredi kartımı mı istiyorsun? Pozitif bir insanım. Çok güzelsin bugün. Kredi çekeyim sana, ne yapayım? Mükemmelsin. Gülüşlerin güzel, gözlerin güzel, Allah saçların... Allah! Kesin böbreğimi istiyorsun bu sefer. Ne istiyorsun? Ay ya da bir bok yedin belli. Ne yaptın? Yok, pozitif bir insan olduğumu kanıtlamaya çalışıyorum. Sana negatif bir insansın demedik. Bir haftadır çok gergin, streslisin yani. Bir şeyim var dedik. Agresifsin, komplekslisin bir haftadır dedik. Olabilir. Her zaman mutlu olamayız. Tabii ki her zaman mutlu olamazsın. İnsansın bir kere. Stresliyiz. Olabilir. Ben de dedim ki bu stres yükünü paylaşmak istersen yardımcı olmak isterim. Sağ ol canım. Ben kendi kendime yaşamayı, çözmeyi seven bir insanım. Bak, bir terapiste 2000 TL vermektense gel ablama anlat derdini. Gerek yok. Terapist arkadaşım var zaten Allah'tan. İyi bari, hadi onu da bedavaya getiriyorum. Evet. İyi bakalım, görüşürüz. İçeriye dondum, hasta olma. Hadi soğuk. Gidiyor musun? Gidiyorum. Neden? Biraz bensiz kalma, benim değerim olmadı. Beni bırakıp nasıl gidersin? Buna YouTube'a yüklemeye veriyorum, ben gelince ayarlarım. Tamam. Beni bırakıp nasıl gidersin? Biraz benim değerim anla. Anlayamam Hava, gitme. Gitme, anlamak istemiyorum. Bu nasıl böyle bir şey olabilir ki? Hesap değiştirmişsin. Benim hesaba girmiş, nasıl olabilir? Valla olabilir, her şey olabilir. Sen girmişsindir, kim girecek? Kızım, bu laptop senden başka kimse kullanmıyor, bunu kabul eder artık. Yağmur yağıyorsa nasıl gideceksin ya? 5 yaşında çocuk değilim abla. Keşke 5 yaşında çocuk olsaydın. Dur deyince dururdun en azından. Şöyle çekmem lazım. Hep böyle çekiyorum. Kıtılı çıkıyorum. Böyle çekmem lazım. İşin uzun mu? Evet, kapat. Ben aynı kapalı mı? Bilmiyorum. Şeyler... Açıktır yani de aslında. Sanal verseydim mi? Nasıl, mutlu musun yeni oyuncağınla? Çok mutluyum. Full otomatik aldık. Allah artık istediğini kullan. Bakalım temassız ne kadar sürede onaylıyor. Benim temassızım yok ki. Nereye okutuyoruz lan? Buraya okutuyoruz. Aa, temassız çalışmıyor lan. Benim temassızım yok kartım hanım. Bozuk. Nasıl, beğendin mi? Beğendim, güzel. Hadi güle güle kullan. Enpara.com için 1'i, Enpara.com şirketim için 2'yi, kişi işlemler için 2'yi, 3'te futbol... Hiçbir yerde konuşamıyorum. Kafe çok sessiz. Az önce Amazon'da bir indirim vardı. Kitabı 44 TL aldım. Çok mutluyum. Anlatacağım birazdan. Kafe sessiz olacağım. Süleyman Bey bize kahve yapar mı? İçer miyiz? Neyse. Yeni bir şey denemek istiyorum, şu portakalla. Ya bir dakika, kalkamadım. Portakal spesiyal çıkartacağım. Full portakalla. Evet. Portakallı işte çikolata, portakallı salep, portakallı beyaz çikolata. Zaten onlar fix olur ama kahvede bir şey yakalamak istiyorum. Ne? Beyaz çikolata ile portakal deneyelim. Beyaz çikolata ile portakal olabilir. Frambuazla da güzel olur gibi geliyor portakal. Ha. Beyaz çikolata. O zaman beyaz çikolata portakal yapalım. Al beni çek. Ver. Oğlum şu an beni çekiyorsun evet, ama. Kamerayı ekran sen gör de sen çevir. Nasıl? Böyle tutacağım ama hayır, kendimi çekiyorum bak şu an. Bir mikrofonu kapatıyorum komple. Bakayım. Ha tamam. Ya kardeş. Abi niye koyuyorsunuz dolaba? Ya. Ben mi koyacağım her şeyi? Evet, hoş geldiniz. Sen bizde değilsin, herkes mutlu edemez. Dur dur. Boş yapacağım diye sütü yaktı arkadaşlar. Oo, benim pişiri mi kullanıyorsun Saime Hanım? Vakti zamanda kafemizin buna ayıracak bütçesi yok diye bana kendi cebimden ödettirdiğiniz pişirleri kullanıyorsunuz Saime Hanım. Bakıyoruz yapabilecek mi? Yarışmacımız Saime yapıyor. Mükemmel bir atlayış. Ne oldu bu? Ne bu şimdi? Olmadı. Tadı nasıl? Siyah çikolata istiyor. Siyah çikolata istiyor. Portakal kesinlikle siyah çikolata. Güzel ama ya. Bu bayağı güzel ya. Güzel oldu bak. Bir yerden futuristik bir baktığında işte deniz anası ve falan futuristik bak. Osman seni çizdim ha. İyi kapat. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş müdürüm. Bulduk canım benim, hoş bulduk. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kamerayı çevir de güleceğim, aynı görsün. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş müdürüm bulduk. Siz en son diyordunuz ki abla 3'e kalmam, 2'de orada olurum. Saati alabilir miyiz güncel saat Süleyman Bey? 16.54. 16.54 saat 5. Bir gün Saime Özdemir gibi yaşamak adlı çalışmayı gerçekleştirdim. İyi güzel, nasıl geçti, eğlendin mi? Sanırsın bankada milyon dolarları var, çalışması gereken ben değilim. Sen de çalışmamışsın gördüm Süleyman. Sen yerlere de gitmemişsin. Dedi. Süleyman çok kötü bir laf soktu mu, haklı kız. Dedi bütün gün yatana. Valla neyse, sizin kavganıza zaman ayıramayacağım. O nedenle ben gidiyorum. Ayrana ihtiyacım var. Bizim burada bir tane dönerci var. Şu an ağzım gözüm dönüyor. Çok güzel. Yani dönerin adı Hatay Ateşli. Her seferinde diyorum ki bir daha yemeyeceğim. Ve yine söyledim ve ölüyorum şu an acıdan. Midem yanıyor şu an. Ya peki bir şey diyeceğim. Sayın 2 ay önce diyet, yani diyet demeyeyim de sağlıklı yaşam, şu bu diye böyle bowl'larda yemekler yerken dürüme nasıl geçti bu kanal? Uzun soru konuşalım. Şimdi yemek keyfim böyle. Şaka yapayım. Hayır, çok güzel diyorsun ya. Ben bir vicdan yaptı edemedim zaten. Kapatacağım. Çok acı, sonra konuşalım. Kapatamıyorum. Kapat. Ne oldu? Gözlerim sulandı. Yapma. Bu ne ya şey? Hatay usulü tavuk döner. Markalarından reklam gelmesin bu yemeğden sonra. Bununla artık ya. Tam böyle reklam yüzü. Şey var ya, baba senin bu ellerine mi sağlık diyordu. Helal olsun mu diyordu bir çocuk var. Kurban olam sana. Ha, kurban olam sana. Çünkü. Evet. Nasıl bir acı? Ama o kadar güzel ki. Yorumlara şey yazacağım. Biber çok iyi oynamış. Dilim uyuştu, yemin ediyorum. Peki hala hevesli hevesli, iştahlı iştahlı yeme. Çok güzel. Midem ağrıyacak kesin, çok kötü. Bunun çıkışını sormuşsun. Kestik. Yeter ne oldu? Eti karam aldım sana. Tek bir görevim vardı. Çikolatalarda kaydırma yapmış mı, yapacak bir şey? Sana karam istiyorum dedim, bunu almış. Ben fıstık çikolatası yemem ki. Bir kafede bir tek biz konuşuyoruz. Evet biliyorum, senin yüzünden sesimiz çok uçak. Sinek bile vızıldamıyor. Evet. Hadi görüşürüz. Karam istedim. Çikolata yanmada kara. Kolektif kitapta. Tüm kitaplarda %45 indirim var. Çok güzel bir indirim. Benim sesim kesin gitmiyordur değil mi? Efendim? Benim sesim kesin gitmiyordur. Ben kesin duymuyorum. Bir bakayım dedim. Yani şu aslında Harari'nin çizgi romanlarını istiyordum. Bir de başka bir iki tane daha durdurulamayan cilt, insanlık ciltli kitabını falan istiyordum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu serinin, dur açayım. Bu serinin sadece 2. kitabı var. 1 ile 3'ü yok. Bunun da şunun da sadece biri var. İkisi 3 yok. O yüzden yani ben şimdi karışık karışık da almayı sevmiyorum. Hiçbirini almayacağım. Alışveriş yapmıyorum. O sırada bir Gökhan Bey ne yapıyor? Bu ne? Ben kitap alışveriş yapıyorum, o da maç izliyor. Yapılır mı bu be? Bu arada acıdan nasıl kıpkırmızıyım? Kol mu oldu yine? Tamam, ben sürekli kolumu sallayıp duruyorum. Video çekiyorum. Sürekli kolumu tutuyorum. Tamam, çekme beni. Çekme, çekme. Gol oldu. Evet, videoda gol oldu. Keşke çekerken böyle olsaydı. Hayırlısı olsun. Akşam mesaisi. Geliyor. Temassız. Yeni demlenecek. 3-4 dakikası var. Hazır olduğunda sesleneyim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bak kameraya. Bir günün sonuna daha geldik. Şimdi günü kapatıyoruz. Neler çektim hiçbir fikrim yok. Yani büyük ihtimal çok fazla bir şey çekemedim. O nedenle şimdi benimle eve geleceksiniz. Evde güne başlayacağız. Bir de yarın şuraları kapatalım. Evet, orası da kapalı, orası da kapalı. Okey. Yarın güne beraber başlayacağız. Bu nedenle size bugün yanımda götürüyorum. Sadece sizin şarjınız yok. Sizi nasıl şarja koyabiliriz? Ben onu düşüneyim 2 saniye. Neyse arkadaşlar, şarj için sonra düşünürüz. Artık olmalısı yarın sabah burada bir vlog gireriz. Çözemedim çünkü şimdi şarj aleti falan taşıyamayacağım. Sen mi kuruyorsun ayağımı? Are you ready? Kur. Şu an o kadar karanlık ki beni odaklamıyor. Yo üstünde. Selam Çeyte. Anahtar almadın. Koru burayı. Aynen. Hırsızı yol göster. Koru burayı. Aferin. Ver. Göster nasıl koruyor? Gözükmez karanlık. Gözükmez. O gözükmezse bu karanlık hiçbir şey gözükmez. Gel bak. Aa bu kadar. Gözüküyor mu? Hayır. Daha şimdi gördüm. Orada bir kedi var. Hava oraya çay itiyi green screen'le koyar. Aynen. Ay yağmur çiledi. Çay benim yağmur başlıyor. Yağmur başlıyor koş. Sen arabaya git direkt ben eve giderim. Bak dönüşte şebek gibi ıslanacaksın. Bir şey Hitler de kayboldu biliyor musun? Evet. Çayiti ama Hitler bayağıdır kayıp. Ama Çayiti ile Hitler paralel kayboldu. Yok yok Hitler bayağıdır yok. Ben sana söyleyeyim. Nine gittiğinden birkaç ay sonra Hitler de yok oldu. Hitler'i biliyor musun bu arada? Arkadaşlar. Yok canım Hitler bilmiyoruz. Hitler'de bir tane kedi namı gibi öyledir Hitler yani. Her şeyi zorla yapar. O yüzden Hitler dedik. Yaptırır da yani. Birazcık bıyıkları da benzediği için. Aynen tipi de benzediği için bıyıkları. Kedi doğurma makinesi. Kedi ay evet ya sürekli Çayit ile ekstrayla hamileler sürekli bir şey doğuruyorlar. Hayır bakamıyorlar da yani. Yok, bir de. Hitler güzel bakıyor. 8-9 tane doğuruyor hepsine de bakıyor tek tek. Ama Çayit'i çok bakamıyor. Yavrularını sahiplenmiyor. Neyse öyle artık. Evde görüşürüz. Yağmur yağıyor hızlanacağım. Bir videomuzun da sonuna geldik. Hemen Fatih Altaylı. Bir dakika tek. Televizyon açar açmaz tek başlıyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Gün içinde neler yaptığımı hatırlamıyorum bile. Artık günler birbirinin arkasını çok hızlı kovalıyor. Bir de her gün vlog çekince artık iyice karıştırır oldum her şeyi. Ama yine severek çektiğim, gün eğlendiğim her anda sizle paylaştığım bir video oldu. Umarım siz de çok severek izlemişsinizdir. Lenslerimi çıkartmışım, pijamalarımı da giyeceğim. Yatağım karşısına geçip saçma saçma videolar izleyerek uyuyacağım. Öyle, yarın yine tam gün kafeye ben bakacağım. O yüzden sabahtan akşama kadar yine benimlesiniz. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Hava sabahtan yokmuş. Süleyman'da yok. Süleyman şehir dışı sevkiyatımız var. Oraya gidecek. Hava gide arkadaşı var. Şehir dışından o gelmiş. Onunla görüşecek. O yüzden kafede bayağı bir saat ben tek olacağım. Umarım sıkıntı çıkmaz. Umarım sıkıntı çıkar. Bol bol müşterilerimiz gelsin de sıkıntı çıksın yani. Yine kendinize çok iyi bakın diyorum. Bu videomuzu buraya kadar izleyen herkes aşağıya bulut emojisi bırakırsa mutlaka yorumlarınıza göre döneceğim. Ya da bulut değil ya bu videonun emojisi vardı zaten. Sayıları koyuyorduk biz. Evet bu videoda şeydi hava buraya bırakıyor emojiyi. Buraya bir yere bıraktı oydu. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.